94'ten beri FIFA. Şimdi büyük bir değişime gidiyorlar. Bakalım EAFC'de benim gibi bu boomerları düşünen bir mod gelecek mi? Pas Mbappe'ye Kylian! İşte bu kadar. Çok sevin, çok. Bas tuşlara. Go get some sleep. Oyun Bozan'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. İlk bölümün ardından yorumlar da bizi çok mutlu etti değil mi bu ay? Kesinlikle. İnsanlar bunu bekliyormuş. Haberim yoktu. Keşke yazsalardı. Daha önce yapardık. Söyleselerdi. Biz de harekete geçebilirdik. Biz de çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Aynen devam edin. Her hafta okuyup kendimizi iyi hissediyoruz. Aynen hepsini okuyoruz. Şimdi yalan söylemeni hiç anlamıyorum. Çok komik espriler vardı. Aynen. Gerçekten hepsini kaçırmışız. Şimdi dedik ki ikinci bölümde de biz bir klasik FIFA'ya bir dönelim. Aynen. Yani FIFA'dır. Her zaman geçerliliği vardır. Oynamışızdır. Kesinlikle. Oynayacağızdır. Oynuyoruzdur. Hı hı. Daha da oynayacağız çünkü bir yenilik de bekliyor. En azından isim bazında bir yenilik. Bakalım oyun ne kadar değişecek. Tabii biz bilmiyoruz bunları. Çok iyi bilmiyoruz. Bir uzmanına sormak lazım. Uzmanı da kim? Ege Arseven. Burada mı yoksa? Ege Arseven birazdan burada olacak kendisiyle. Evet. Uzun uzun konuşacağız. Maç da yapacağız. Ama önce duyurumuzu yapalım. KFC Türkiye sponsorluğunda hazırlıyoruz Oyun Bozan'ı ve Gamer Kova başta olmak üzere lezzetli menüler KFC Türkiye mobil uygulamasında sizleri bekliyor. Aynen öyle ve orada o mobil uygulamada Kova kulübüne üye olanlara 3 siparişten sonraki ilk siparişlerinde Zinger Burger menüde hediye olacak. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Daha ne olsun? Daha ne olsun. Zaten bedava burger yani. Kesinlikle. Daha güzel bir şey olamaz. KFC'ye de çok teşekkür ederiz. Hayalimizi gerçekleştirdiği için gerçekten bir oyun programı seninle. Seninle daha tanışmadan hayalimdi. Sen benimle tanışmadan ben seni Erbaa Spor falan takip ettiğim için o yüzden benim zaten daha eskiden hayalimdi. Vallahi teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. O zaman daha fazla vakit kaybetme. Ege gelsin. Haydi. Ege Arseven. Ege hoş geldin. Bence böyle girelim. Dünyada girmiş olalım. Hatta o iki çok saniyelik. Çok daha böyle daha iyi. İki saniyelik sessizliği de alalım. Baştan. Evet. Ege'yi bir gerdik çünkü kız istemeye gelmiş gibi oturuyordu Ece. Hemen esprini çaldım bu arada Ece. Hoş geldin Ege, evet. Abi hoş bulduk. Başladık mı? Başladık. Daha doğrusu samimi ya. Samimi abi en güzeli ya. Bizim yayın gibi. Aynen. Nasılsın? Yok tam öyle değil. Ben de. Lütfen. Sen de biliyorsun tabii, ama. Tabii evet. Yok, abi yaptım. İyi valla. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Programın ilk bölümü de çok güzeldi. Oto abiyle. Beni de çağırdığınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İlk bölümde çok büyük bir fırsat kaçırmışız. Oyun Bozan programının ismine Oyun Bozkan demememiz büyük bir rezillik. Yani yorumlarda okudum dedim bu nasıl aklımıza gelmez falan. Sonra gelirken düşündüm burada bir şey diyebilir miyiz? Yok. Nasıl geçti her şey? Hayat. Şu anda kadar hayatını anlatıyorlar. Başlıyorum. Vallahi abi İstanbul'da doğmuş bir çocuk. Nasıl geçti? Onu çok güzel. Ben de diyorum bilmediğim bir turnuvadan bir yerden. Yok ya genel 22 yılın işte nasıl geçti? 22 yıl. Kaç? Çok teşekkür ediyorum sen abi. Cansın. Kaç yaşındasın? Ben 25 yaşındayım. Gerçekten mi? Hayır, evet. Ya ben sen... Ama şu an 22 yaşındayım. İşte 3 yıl önce falan biz tanıştık ya. 3 yıl önce ilerletmiyorum. Allah çok. Beni çok mutlu ettin abi. Genelde çünkü bana özellikle de sakallı olunca abi 30 yaşında mısın 35 yaşında mısın sen niye yalan söylüyorsun? Yok vallahi söylüyorlar abi. Saçmalamışlar ya. Belki yani. Ekranda yayında mı öyle duruyor acaba? Yani çok gerçekten aslında durmuyor, öyle durmuyor olması lazım. Çünkü FIFA oynadığım için yani çok böyle aşırı şey tepkiler çok daha da genç oluyor. Durması lazım. Daha da genç durmam gerekiyor yani. Ama o oluyor bu arada. Ben de Twitch'te yayın yapmayı bıraktığımdan beri güncellemedim. Hala 30 yaşında yazıyor orada mesela. Sen kaç yaşındasın abi? 33 müyüm ben? Neyim ya? 34'üm ben. 34 ne diyorsun ya? İşte bu işler böyle. Yani ben 32, adam 25 gibi durmuyor çok. Ama durmuyor, mesela evet. Sen 25, sen ben 32 olsan evet, daha normal olur yani. Bir tek ben yaşımı gösteriyorum. Burayı hızlı geçelim. Evet. Abi. Bir şeyi konuşmak istiyoruz ama onu oyun sırasında mı konuşalım bilemedik. Oyun oynayalım ya. FIFA oynayalım. Direkt FIFA'ya mı geçelim? Bir yandan da sohbet FIFA oynuyoruz. FIFA oynayacağız. Ne yapacağız? İyi hadi oynayalım bir dakika. Abi. Bence bir challenge verelim aynen. Ama. Şimdi biz aynı takımdayız. Her türlü yeneceksin ya. Hiç belli olmaz. Şöyle bir challenge yapalım. Olmaz.
çok skill move yapıyor ya. Onu yasaklayalım. Yapma ama... İzleyenlere güzel bir şey göstermeyelim. Göstereceğiz işte. Biz de devamlı skill move yapmak zorunda olalım. Tamam. İğrenç bir maç böyle. Birkaç tane göstereyim. Hiç bilmiyorum, sadece sağ analog. Ben şimdi kullanamıyor muyum? Bilmiyorum, öyle mi yapalım? Ya, fikir yürütüyorum. Takım verelim zaten. Charlton'un falan olsun. Tamam, okey. Tamam, kullan ya. Yani işte. Zaten kullanamaz. Hindistan olabilir mi istiyorsun? Hindistan en kötü takım. Olur, Hindistan olur. Bir yıldız. Tamam. Tamam. İşte Paris Saint Germain olur. Paylaşmamalı. Bir siyasi şey. Gergin bir maç yapalım. I love Pakistan. Paris Saint Germain Hindistan. Gerçekten korkunç bir maç. Tamam, olur. Ya, arkadaşlarla oynarken genelde Hindistan aldığım için çok sıkıntı değil. Ve gene alışmış yener bu arada, sen öyle ya, diyorsun. Neyse tamam, kişi... hadi oynayalım bakalım. Oynayalım. Bakalım abi, görelim. Hadi. Hadi. House rules. Volta Football. House rules, futbol ama. Classic match. House rules. Classic match. House rules. Dur o. Tamam, klasik mi yapıyoruz? Tabii abi, Hindistan PSG Şampiyonlar Ligi finali oynarsa biraz büyük bir garipseyebilir insanlar. Ben PSG'mi alıyorum. Sen PSG'ye Hindistan Ligi'ne gelmiş. Hindistan Ligi'nden seçeceksen dönebiliriz orada. Hepsi yok ben. En güzel logolu olanı seçseydik, neyse tamam. Ben anlattım Hindistan Ligi bu arada. Gerçekten evet, nasıl yani keyifli. Kaos gibiydi. Bir dakika, Hindistan milli takımı nerede? India. Abi Hindistan milli takım ligini getirip milli takımını mı kaldırdılar? Neyse buradan. Tamam, buradan seçeceğiz abi. Evet, sen, bakalım en güzeli. Çok güzelmiş logolar bu arada. Neler. Abi senin en beğendiğini tamam, devam seçelim. Et bakayım. Çok güzel logolar var. Böyle en düşük puanlı. Bak Goa iyi. Goa süper. Tamam, FC Goa. Hem de yarım. FC Goa, Paris Saint-Germain. Hata iyi verdim. İyi. Oo, formamız da güzel, turuncu. Tamam ama bir ayar yapmama tabii izin vardır herhalde Hindistan. Tabii ki vardır. Oo, Goa fena. Yani biraz utanıyorum ben kendi. Ne olur 5 beşe. Takıma bakınca ama. 5 beşe ne olur. Oha. 4 weak foot. Nasıl oynayacağız ya? 3 weak foot. Abi 4-3 yapalım. Ama Messi'yi nasıl kullanacağız? Sağda mı? Nasıl kullanalım? Tamam, Messi sağda olsun. Tamam. Mbappe ileride. Neymar'ı aldım. Neymar'ı al. Abi becer hareketi 4 olan hiçbir insan yok. Galiba. Başka kimi alayım? Renato mu? Vitinha tamam. Daha olur ama... Benim oyuncuların ismi müthiş ya. Ferrara Verratti okey. Mukiele'yi alalım evet, oradan. Evet, hakimi. Evet. Marquinhos, Ramos. Şu Bernat'ın yerine Mendes var. İyi, tabii daha atletik. Aynen. Hocam nasıl oynayacağız peki? Kontra atak. Ayıp mı olur? topu rakibe verelim abi. Ben bir şeyler yapmaya çalışacağım zaten ama ne kadar yapabileceğiz? O zaman kontra atak mı diyeyim? Kontra atak diyelim. Yüzsüz bir şekilde. Pardon, burada drop back ya da balance diyelim ya. O kadar da abartma. Bari drop back yapmayalım. Fast build up hocam. Direct passing ama forward runs mı? Dohling'le Fernandes'in bindirmelerine dikkat etmeniz lazım. Onu söyleyeyim ben. Ali Arnaut savunması. Tamam. Kalede Sing Morian gibi bir şey var. Sen mi? Hocam bak bunları tamam, bana bırak. Şimdi birazcık değişmemiz tamam, lazım. Şimdi hallediyorum. Dohling, Fernandes. 4-3-3 yok değil mi hala metada? 4-3-3 yok abi. O FIFA 16 ile beraber raflara kalkan işte bu yüzden güzel formasyonlardan biri. Ben bu yüzden keyif alamıyorum oyundan. 4-3-3 dünyanın en iyi şeyidir ya. Taktiğidir ya. Kesinlikle katılıyorum. 4-2-2-2 mi hala? 4-1-2-1-2. Al işte. Meta değil. Meta olan şey 5-4-1 maalesef. Ben o yüzden mesela hiç sevmiyorum şu an oynamayı. 4-2 Diamond. Yani 5-4-1'e karşı hücum etmek gerçekten dünyadaki en sıkıcı deneyimlerden biri olabilir. Ufak bir gecikme hissediyorum ben. Sizde de var mı öyle bir şey? Çünkü yani büyük ekranda oynadığımız zaman abi biliyorsun input MS farkı oluyor. O yüzden biz monitörde FIFA'yı şu an benim için mesela Hindistan olmaktan çok daha büyük bir handikap bu. Siz böyle 4-3 eski CRT monitörler yani, falan mesela benim oynadığım monitör 23.8 inç galiba. Allah Allah. Yani, ya televizyonda oynadığın zaman çünkü genelde çok yüksek seviye televizyonlarda 1 MS inanılmaz oluyor. İnanılmaz lag var abi. Yine de bakalım keyifli olacak. Onu ben söyleyecektim bahane olarak. Sen kullandın. Kullandım bak, ben bizde de öyle yani. Neyse abi Murga. Senin ekstra bahaneye çok ihtiyacın yok. Yani şu 11'e bakıyorum. Yalnız bir saniye. Santrafor var, 66 overall'lı yedek. Murga Onkar. Bu. Efendim şey var ya Teoman'ın. Nasıl?
Tamam mıyız o zaman? 6 dakikayı ben biraz. Tamam abi. 5-4. Yapalım beş hocam. 5 yapalım. Aa bir dakika, slow paced kalmış oyun. Bu benim taktik şey ayarlarım. Onu bir default, Aynen. Parkta Prince'de oynuyoruz biz. Bir fotoğraf Hindistan çekiyor. Futbol Federasyonu ile beraber geldik Hint futbolunu öne çıkarmak için. O zaman başlatıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bol şans. Bol şans. Bol şans. Paris Saint-Germain go on. Can. Topu rakibe veriyoruz. Sonra hızlı kanat oyuncularımıza topu uzun oynuyoruz. Messi ve Neymar. Neymar yani. Ama FC Goa bak. Bir bak abi. Yalnız logosu yani çok hoşuma gitti. Müthiş. Yani, turuncu rengi de çok severim. Tribünler de tıklım tıklım. Koreografiye de çalışılmış biraz. Paris Saint-Germain tarihinin en büyük maçlarından biri bu. Goa karşısında. Evet. Haydi bakalım. Ve başlıyoruz. Başlıyoruz Can. Bu iş bizde. Haydi bakalım. Evet. Evet. Kontur oynayacağız. Eşref Hakimi. Can sen sunuyorsun, ben yorumcuyum. Marquinhos. Havadan oynadı. Çok yersiz bir havadan pas Ramos'a. Danilo kaybetti. Sadawi. Plank. Plank. Martinho ama. Hayatımda daha kötü bir rulet görmedim. Ramos çıktı hata. Ramos. Akıyorum. Aa ah, geç kaldım. Çok iyi. Bedia alamadı. Danilo Pereira. Verratti. Verratti istiyor. Verratti geç kaldı. Verratti hakkında bir yorum yapacağımız kadar topu tutamadı ayağında. Sergio Ramos müthiş başladı. Ay, seversin. Bak Renato Sanchez'i oynatıyorsunuz ben abi. Evet. Niye? Kötü mü? Kim tercih etti onu? Ben. Yok, FIFA metasının yani ben. Gerçek hayatta ne kadar olmasa da oyundaki dribbling'e bak. Messi! Ama deraj! Deraj! Bilmediğimiz futbol terimleri kullanıyoruz. Orta içeriye deraj. Kalesinde. Topu da bir sektirelim deraj. Gerçek insanlar. Bir kere benim başıma şey gelmişti. FM'de atlık kariyeri yapıyordum. Erbaspor mu? Evet. Ben yok. Bayağı takipçisim. Ergen Evelime şeydi o zaman. Aynen. Orada da özellikleri rastgele atıyor ya oyunculara. Ege'cim bir şey anlatıyorum. Brandon. Rastgele atıyor. Birkaç topçuya şey demiştim. Bu ne ya, böyle topçu mu olur? Bunu hemen muhasebeye veriyoruz falan gibi. Abi izletmişler. Aa. Çocuklara bayağı. Bilendiler mi? Bilendiler. Biri mesaj attı, abi ayıp ediyorsun diye. Çok ayıp olmuştu. Burada da deraja bence ya, çok ayıp ettik biz onu. Derajdan mesaj bekliyoruz. Ama Guarozena çok sever. Altına nokta çıktı. O ok ne ya? O ok bizim özel. Sergio Ramos. Ramos ne yapıyor? Ah tılanga. İnanılmaz bir acemilik. Ramos ne yapıyor? Evet. Bu arada Garnaccia'nın da çok ilginç bir hikayesi var. Ne yapıyorsun abi? Evet, Baskonya'da, Bilbao'da doğduktan sonra kendisi 14 yaşında ailesiyle çok büyük bir kavga ediyor. Bir ergenlik kavgası. Hmm. Bu gerçek hikaye mi? Gerçek hikaye. Yani ben evden kaçacağım kavgası. Evet, evden kaçacağım falan diyor. Penaltı? Hiçbir şey yok. Aynen aynen. Ama babası da inanmıyor yani, klasik ergen bu falan diye. Biniyor uçağa gidiyor Hindistan'a. Aynen abi. FC Goa'da bir efsane olmak aynen için. Öyle. Vay be işte. Nuno Mendes alamadı, veremedi. Ebu? Edu? Aa, yıkılmadı. Edu diye bende. Yıkılmadı. Boç abi. Efendim. Edu diye oyuncu var bende. Vay çok severim. Bir dakika, benim kontroller Edu yanlış. Edu Bedia. Kontrolleri düzeltmem lazım. Bu ataktan sonra ilgileniyorum. Tabii ki abi. Marquinhos peşinde. Marquinhos peşinde gerçekten. Guarocena. Anlayayım hocam. Sadrawi bu takımın en yetenekli oyuncusu. Müthiş geldi Goa. Hocam hiçbir şey yok. Düdük. Hocam hiçbir şey yok. Devam. Abi nasıl düdük yok? Penaltı? Bu işler böyle. Bu stat'tasın. Nereden? Parti Prince'de böyle bir ya misafirperverlik beklemiyordum açıkçası. Customize controls ha. Neyi değiştireceksin abi? Tuş ayarları doğru yere girdim. Okey. R2, R2. Hah, aynen. Aa yo, o zaman lag'den bana öyle evet, geldi. Evet. Tamam pardon. Aa bahaneleri çok erken çok 26. Ama orta yaptım, pas verdi abi. Öyle bir lag. Eşref Hakimi. Gerçekten çok lag var evet. Paris hücuma çıkmakta biraz zorlanıyor. Donnarumma'yı oyun kurmakta da kullanıyorlar. Ayağı iyi kaleci. Hakimi. Yalnız hakikaten önde baskısı gayet iyi Goa'nın. Ramos. Çok koşuyor bizim takım ya. Özellikle çok iyi mücadele ediyor. Teknik direktörümüzün en dikkat ettiği helal şeylerden be biri. Mendes. Danilo, Verratti, tek... Aman! Anvar. Anvar. Anvar Sadat. Sadui. Evet Ege'cim, biraz gençliğine dönelim. Nasıldı şu an genç Ege?
bugünleri gördüğünde neler söylüyor ona? Vakit kazanmaya çalışıyorum. Can devam et. Moirang. Full adını da öğrenmiş oldum. Moirang ten. Full adı o değil abi. Uzadıkça uzuyor. Tlang. Çok güzel Tlang. Evet. Tamam. Fernando. Herhalde arka bende. Golümüz gelecek. Yok artık. Sen alışmışsın kimlerle vurmaya. Oralarda genelde Mbappe olurdu ama karşı tarafta maalesef. Donnarumma. Uzun gönderdi Kylian Mbappe. Vay be. İndiriyor. Ciro gibi indirdi ya. Leo. Hop Mbappe'nin kutusu var. Aman Verratti. Neymar. Aa, kaleci. Aa. Manuel hareketi. Deraj Moriangten sezgileriyle bugün. Bravo Deraj'a helal olsun gerçekten. Şu ana kadar maçın yıldızı diyebilirim. Şey de iyi sende. Plank. Plank evet. Plank iyi oynuyor bayağı. Fernandez sağ bekten bindirmeleriyle ünlü Hindistan'da. Aa pardon, iki tane Fernandez var. Ne alaka ya iki tane Fernandez. Bu Seriton Fernandez. Seriton. Bu Fernandez. Ya Brandon Fernandez. Aa ismi bu. Helal Can, bravo, iyi pres. Pres iyi pres. Budur budur. Sağa boşalttık, sağa boşalttık. Stoperle çıkmıyoruz. İnanılmaz ya. Geldi Goa. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok. Penaltı ardı. Bir tane düdük abi almak istiyor. Hindistan halkı bunu bekliyor ama. Efe yani kendini yere atıyor ama böyle olmaz ki. Ramos. Önde baskı. Danilo. Bu arada Hint yemeklerini TikTok'ta takip ediyor musunuz? Ediyorum. Etmiyorum abi. Şey aşırı hijyenik. Şeyler. Ben kendim atacağım. Çekilin. Kylian. Ooo içeride. Lampard'ın golünün yeni bir versiyonu Kylian. Mbappe. Bu arada hiç atacağımı düşünmüyorum. Aynen. Çok güzel bir plase abi. Eyvallah. Yani tekrarına bir bakabilirsek ben bir Deraj'ın performansına bakmak istiyorum. Moriangten. Moriangten. Evet tekrarını izleyelim. İşte aa, hiç izleyelim. Ama yani bir dakika görüntü pozisyon. Kaleci inanılmaz bir yerde bu arada kaleci. Bu arada bu maçta da gol çizgi teknik kullanılmasına evet. Ben bir de dikkat çekmek istiyorum. Mbappe'nin sevgisi. Mbappe'de açıyor böyle. Hala seviniyorum. İnsan kardeşim ya. Ay, gerçekten. İki kof taktiği bakalım olacak mı? Yaz bu gol kime yaradı abi? Yaz bülteninde bu maça ilk yarı biri oynayan. Gerçekten. Çok sayıda iddiacı ama aman Goretzka! Korner olsun. Bravo. Yok yok. Korner olsun. Tamam korner evet. Hakkınız var. Evden kaçmasına değecekti az daha ama değmedi. Goretzka ne ya? Goretzka ne? Aman diyelim hocam. Var mı kafa vuruşumuz? Varmış. Oo, Kale'yi zorladık Ali'yle. Helal olsun. Ali'yle Donnarumma'yı zorladık. Evet ilk yarıyı değerlendirelim. Nasıl buldunuz ilk yarıyı? Yani istatistiklere de bakacağım. Ama ben sence bu maçı bu kadar istememeli. Bu kadar istememeli. bu arada FC Goa'nın yani ağır favoriye karşı 5 şutu var. 1.1 gol beklentimiz var. Ondan da bahsetmek lazım. Top da FC Goa'da. Biz zaten topu bırakmak istiyorduk. Ama tabii oyun planı. Evet bizim oyun planımız oydu. Ve Messi'nin de bundan bahsetmişti. O küçük top çok tatlı koşuşuna yıkmış evet. Biraz. Bakalım ikinci yarı bizi neler bekleyecek. Hadi bakalım. Eyvah eyvah. Hayda hocam böyle metalar olmaz. Kaleciyi mi çektik? Evet. Çekmemeli miydi? Out değil mi zaten? Out bu arada. Sonra kaleciyle bir alakası yok konunun. Abi ben de diyorum. Şu an Guaraccio'nun. Ama ben kaleciyi de iyi çekmişim değil mi? Yani orada bir. Yo gerçekten hiç beklemiyordum ama işte T-Lang. T-Lang. Helal be. Marquinhos orada. T-Lang ne? T-Lang. Renato güzel topu taşır. Renato oyunun hop tekte. Abi ne olur durun ya. Messi çekti. Geçemedi. Yine Messi. Ah veremedim ben. Allah Allah. Messi. Veremedim. Messi. Abi yine de vur artık. Ah çok, çok kötü pas. Pardon. Şimdi Brandon hadi oğlum. Ağzıma sinek giriyordu. Marquinhos. Ama Neymar'dan pas atarsın. En tehlikeli olduğumuz pozisyonlar. Offside. Fernandez koş. Kendi yarı sahanızda. Brandon Fernandez. Gerçekten Nuno Mendes Fernandez. Aa, nasıl bir yetişmeydi bu arada ya. Takıma bak. Yine Fernandez. Seriton. Seriton Fernandez, Brandon. Yine Fernandez. Oyunu açmaya çalışıyoruz. FC Goa. Sen de hocam. Ben de. Ön direği aldım. İyi gibi. Skilleri. Ben ön direği alamadım Can. Eyvah. Allah aşkına güzel bir şut çekelim lütfen ya. Donnarumma hızlı. Çok iyi. Aa, Renato neydi? Git aslanım git. Hop.
Ah, geç kaldım. Kemal Sunal'a bu geldi bu arada. Eyvah. Aman. Donnarumma. Hayır. Helal. Hakimi. Eşref Hakimi. Berat'ı atladı. Abi, Messi. Mbappe. Git abi dümdüz koş. Koşma. Hareket. Sağnalık'tan bahsediyorduk. Ooo Elastico. Yanlış yerde yapmış. Beni gaza getirdi. İşe yaradı taktiği. Şey vardır halı sahada. Vur. Aynen. Vardır. Vurur orada. Hadi. Sadakui. Sadakui. Eyvah. Cano sen de rahat ol. Karşısındayım. Rahat ol, aldın onu. Bravo. Allah! Okey. Donnarumma hemen eliyle. Ramos. Donnarumma. Biraz korkarım o pozisyonlardan. Hocam akıyorum soldan. Aşağısı yok. Allah, akıyorum. Allah. Hop bir yaydayım. Buyur. Arnavut. Abi kafam bırakmıyor. Karıştı. Yerden öyle atılmıyordu tabii ya. Brandon. Helal olsun be. Nuno bırakır mı onu? Renato Sanchez. İstiyor. Gerçekten. Ne yapacağımı bilmiyorum. Danilo. Allah. Edu. Ama zehir attım abi, haklısın. Yok esna. Edu Bedia gidiyor. Helal be. Ama gidiyordu hoca abi. Sever bu müdahaleleri. Çok kişi ileride kaldı. Ah. Güzeldi. Hadi Hindistan halkı güzeldi. İçin oynayın ya. Hadi ya. Geldi. Ne oldu? Sakatlık mı var? Ne oldu? Ama yani geldi, bir, Edu Bedia sakatlandı. Takımın yıldızı. Burada abi, bir Edu'ya yer var. Burada yani, iki Edu, Edu'ya yer yok. Sol iç işte. İyi de oyuncuymuş. En iyi yani. Oyuncuymuş şu an. En iyi umurlu sakatlık adam. Şu an düşünüyorum yani. Seçeneklere bakıyorum. Evet. Abi bir Fernandez daha var mı acaba? Bir Fernandez, Rodriguez var ama Fernandez olmaz gibi herhalde ya. Rodriguez. Yani tehditkar mı? Evet. Ben burada Vasquez'i alacağım. Bir. Burada şaka bir yana bu takımda iki tane İspanyol varsa gerçekten inanılmaz yani. Goa. Hmm. FC Goa. Bir bağlantısı var mı diye. Fair play için gerçekten teşekkür ediyorum Paris Saint Germain'e. Ve Goa falan diye böyle gol oluyorum. Deraj için kolay bir çok top oldu. Çok güzel olurdu ya. Ama. Dakika 70'e geldik bu maçı. Uzatmaları taşımak istiyoruz. Skill move'lar falan adam. Flangı durduramadık bütün maç. Allah. Bu evden kaçıyordu. Şey... Savunma arkasına da kaçtı. Yemezler. Ah Ramos. Ama ben daha kaleye ne kadar yaklaşacağım? Efsane müdahaleydi. İlyan. Mbappe'yi durduran bir isim Arnavut. Ama. Pas. Brandon. Tamam sakin. Yerleşelim. Yemez. Verratti basılı kaldı. Verratti, aman. Ramos. Korktum biraz. Uzun vuracağım takım abi. Takım presini al. Baskı yiyoruz olabilir yani gerçekten. Verratti, çok Renato. Hop. Hocam. Hiçbir şey yok. Vasquez yeni Vasquez, girdi oyuna. Diri bir isim. Yani, kaldırmayalım offside bayrağını. Abi yeniliyoruz. Sadawi gerçekten iki pas yapamadı Paris Saint-Germain ama Marquinhos orada. Renato Sanchez. Neymar istiyor. Neymar pas Mbappe'ye. Kylian. İşte bu kadar. Çok sevin çok. Bas tuşlara. İşte Kylian Mbappe. Ben bilmiyorum. Hayranlığı da vardı her zaman içinde. Bu kadar sevinmesini çok biliyorum. Yani. Değiştir abi. Verat yerine Soler al olur. Ne diyorsun? Koyabiliriz. Olur abi alalım. Soler olur mu? Şenol Güneş'in kalede kaleci yok ki. Yedek kulübesinde. Evet, Deraş çok iyi bir efor ama. Evet. Çok kısaymış da bu arada. Kalıyor, evet, Deraş. Yani evet biraz elimizdeki en iyi kaleci kendisi. Evet. Mbappe'de ayıp etti biraz açık konuşmak gerekirse bu maçı bu kadar ciddiye alarak. 45-80 Mbappe. Ama. Yine kick-off aynı taktiği yedik. Guarocce. Guarocce'nin lütfen. Çok açtı ayağından. Bu iş bu kadar. Kaleciye faul yaptım bir de. Soler. Renato. Renato geriye doğru driblingle. Messi gitti ama genişe gitti. Şu an çok şaşkın gollular. Lionel Messi. Messi bıraktı. Mbappe. Arnavut orada. Yine Messi. Offside. Offside. Arnavut'tan geldi ya. Evet. Amar. Ege'yi de yenmedik demeyiz. Aynen ben ilk kez. Savunmaya savun. Allah. Erken. Çok erken konuştuk. Sadawi. İşte inanılmaz çıkardı kaleciyi. Rica ediyorum Hindistan halkı izliyor bu maçı saat farkına rağmen. Onları mutlu edecek bir gol hak etmedi mi? Martinez çok sinirlendi bir anda. Oynayacağınız dedi.
Lütfen bir pas yapmama izin. Allah. Hadi Sadauki. Lütfen. Hayır. Bu. Hadi. Ama süre bitti. Ben bir Hindistan halkı için sevinmek istiyorum. İşte. Hadi bana büyüyecek. Tipala geldi. Çıldırıyor Goalılar. Çıldırıyor Goalılar. İğrenç bir maç. Çok kötü. Bomboş bir pozisyon. Donnarumma'nı tutamadım bunu ya. Gerçekten Donnarumma bir ufak bir hediye yollamış. Artı, ah artı iki olsaydı belki. Hoca bitir diyoruz ve... Yes! Kazan... Yes! Bu kadar. Ya Ege'ciğim. Ya ne oldu? Öyle. Ustaların yanında kayboldu. Ne oldu? Şey ben yine de bir istatistiklere bakmak istiyorum. Bir şey kupa falan kazanmış abi. İstatistiklere bakalım hemen. Evet, evet. Gerçekten. 3.6 XG ile yani. Burada sevgili Emre Özcan'a bir selam göndermek istiyorum. Maç analizi yapacak olursa 11 futbol şut. Futbol bu. Ama futbol işte böyle bir oyun abi. Evet. Skora bakılıyor. Böyle bir oyun. 2-1. Donnarumma'nın da 4 kurtarışı. 29 tackle yapmamış. Bu maçta inanılmaz bir sayı gerçekten. 29 tackle. Peki. Valla Ege teşekkür ederiz. Bize galibiyeti hissettirdin. Aa, ben teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir ikili olduğunuzu söylemek lazım. Bir dahakine de ben de kendi takım arkadaşımı, sevgili Serhan'a selamlar olsun, onu getirip bir 2v2 mücadele yapmak isterim sizinle. Biz istemeyiz tabii. Yine aynı takımlar olursa belki düşünebiliriz. Aynen, Goa Paris Saint Germain. O zaman KFC ile kafana göre bölümümüze geçelim, biraz analizini yapalım. Ne haber? Nasıl geçti? Ama Hindistan halkı iyi değil. Nasıl geçti bunu maç? 3.6 mıydı abi? 3.6 değil mi? Evet. 3.6 gol bekliyor. Boomer darlaması yapabiliriz artık ya. %100 yaparız. Yani nasıl yendik? Tabii. Evet. Ama 4 yıl sonra göreceğiz de yine aynı maç. Nasıl da ama FC Goa. 4 yıl sonra da FC Goa inşallah oyunda olursa ben bu rövanş maçı için hazırlanırım. Bakalım belki o zaman 11 İspanyalı olur takımda. Şeyler değişebilir. Özellikle hayat hikayesinin beni çok etkiledi. 14 yaşında. Kolay değil. Yepyeni bir ülke. Bugün de bir hikaye yazabilirdi ama kolay olmadığı belli değil. Belli zaten. Yani çektiği şutlardan. Ama olsun. Annesi babası çok sevinmiş zaten. Goller kaçtıkça. Bizim bu salaktan bir şey olmayacak. Yani nefret var anne babayla arada sadece. Ege'ciğim ama şu anlamda çok teşekkür ederiz. Yani bu kadar bir FIFA üstadını. Çeşitli alavere dalavere sonucunda da olsa yenmek güzel bir ist. Evet. Açık konuşacağım. Valla ben dediğim gibi abi gerçekten iyi anlaşıyorsunuz. Özellikle kaleciye dönüp tehlike altına hiçbir şekilde girmediniz yani. Ya uzun boyu. Orada Paris Saint Germain gerçekten biz oyunun gidişatını kontrol edeceğiz mesajını verdi. Ve öyle de oldu. Ama bir hakaret verdi şöyle bir maç oynamış. 3.6 gol beklentisi diyorum yine de. Evet, bravo. Kale gönüllerin kazanımı. FIFA'da abi kaybedince biliyorsun çok böyle yapıyoruz, kabullenmeyi sevmeyen insanlar olarak. Evet, biraz FIFA'yı konuşalım. Bu sezon nasıl geçti? Senin yayınları arttırdığını gözlemledim. Her ne kadar Twitch sanırım bunu istemese de genel olarak bütün yayıncılardan. Nasıl geçti genel olarak sezon senin adına? Vallahi sezon iyiydi abi çünkü FIFA diğer Twitch'te yayın yapan arkadaşlar azından ben senelik bir oyun oynadığım için yani mesela oyun ilk çıktığında inanılmaz. Herkes geliyor, o abi işte bu sene ne oldu, paket açıyoruz, acaba Mbappe çıkacak mı, ne olacak? Ondan sonra oyun zaten sistemi direkt genelde her cuma günü yeni promo geliyor, yeni kartlar. Zaten futbol dünyası da başlamış olduğu için hani ligler vesaire. Performanslara göre. Aynen, iyice sohbet muhabbet, Süper Lig olsun işte Premier Lig olsun Şampiyonlar Ligi genelde böyle güzel gidiyor. Ocak ayında zaten oyun zirve yapıyor. Team of the Year'la beraber gerçek ilk 11'de yani dünyada gerçek futbolda ilk 11 seçiliyor. 97'lik, 98'lik Mbappe'ler. Çok da böyle gerçekçi olmuyor zaten. Mesela bu sene Jude Bellingham vardı. Federico Valverde olması gerekirken. Ama tabii Bellingham'ı seviyoruz bu arada. Hayırlı olsun yine transferi de. Güzel geçti ama şöyle kötü bitiyor diyebilirim. Çünkü oyun her sene daha da yani 17 ile beraber yeni bir oyun motoruna geçtiler. Frostbite. Aslında bir FPS oyununun oyun içi motoru Battlefield. Siper'e koşması gerekirken adamlar birbiriyle çarpışmıyor. Yeşil sahada koşuyorlar. O birazcık zaten soru işaretiydi. Her sene 18, 19, 20, 21, 22, 23 derken birazcık insanların tabii artık tahammül seviyesi de azaldığı için normalde Eylül'e kadar aslında devam ederken sezon yeni oyun çıkana kadar her türlü FIFA'da oynanıyordu.
Bunda şu an en azından ben yani yayınıma gelen insanlarla konuştuğumda hani izlenme sayıları olsun vesaire, oyun içi aktiflik olsun. Yani şu an oyunun neredeyse tabiri caizse hani ölü olduğundan bahsedebiliriz. Peki EAFC ile beraber yeni bir oyun motoru ya da bir yenilik bekliyor musun? Ben bunu çok seviyorum işte yani. Bu EA gerçekten en iyi yaptığı iş. Bir sene boyunca oynuyoruz ama yeni oyun gelmeye başladığı zaman acaba bu sefer ne değişecek? Acaba gerçekten bu sene o sene mi? Bu sene o sene mi? Sürekli bir beklenti içerisine giriyoruz. Ama hep duyurular biliyorsun efsane. Bu sene de Hypermotion. Aynen 2.0 abi, onu unutma. 2.0 ne oluyor böyle, izliyoruz. Replay'in başında Hypermotion yazıyor her seferinde. Bütün gerçekçiliği de öldürüyor böyle, nefret ediyorum onunla. Gene öyle bir sistem gelecek büyük ihtimal. Yani, Agile Dribbling. Bir şey olacak. Yani. En sevdiğim, sağ olun. Yani bu sene ama ya seneye daha doğrusu şöyle bir değişiklik oluyor. FIFA ile anlaşmaları bitiyor. Gerçekten çok çok astronomik rakamlar konuşulduğu için FIFA ile anlaşmalarını bitiriyor ve kendi başlarını oyunladı da zaten direkt EAFC. Yani ne kadar mantıklı bir isim değişimi bilmiyorum ama çünkü hep hani arkadaşla konuşurken abi gel bir FIFA atalım. Ödetmesine FIFA oynayalım. Abi gel bir FC atalım. FC birazcık böyle gel bir EAFC şey kalıyor. Çünkü bir FIFA ismi var. Senelerdir süre gelen, yani ta ben doğmadan önce 94 olması lazım ilk FIFA oyununun. 94'ten beri FIFA. Şimdi büyük bir değişime gidiyorlar ama şöyle de iyi yaptılar onun reklamını. Oyunu ilk duyurduklarında EA Sports, işte EAFC olarak duyurduklarında altında abi bakıyorsun mentionlara, yani Manchester City'si, futbolcusu, bütün hani kulüpler, çünkü FIFA ismi gidince lisans ne olacak? Herkesin sorusu o. Artık PES döneminde alıştığımız için USB ile Blue London olmasın, London FC olmasın. İnsanların en büyük herhalde çekincesi oydu. Hallettiler ama mi? Zaten lisans tarafı bambaşka. FIFA Pro ile anlaştıkları için genelde yani bütün 5 büyük lig olsun, işte City ile Inter ile öyle özel anlaşmaları olsun. O konuda hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Zaten en çok oynanan oyun modu da Ultimate Team. Ultimate Team'de yine kartın üzerinde atıyorum işte Cristiano Ronaldo, işte Messi, yine Mbappe, logolar şeyler aynı olacağı için herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarını bir sıkıntı düşünmüyorum. Yani oyun tarafında yeni bir artık oyun motoruna geçmeleri lazım. Çünkü 6 sene hatta 7 sene olacak bu Frostbite'ı kullanmaya başlayalı. O alanda çok büyük bir değişiklik olmadan yani herhalde yine aynı düzeyde devam eder diye peki düşünüyorum. Peki bekliyor musun bu sene o sene mi? Değiştirmişler midir? Kimseye söylemeden. Abi yani ya objektif olarak bakacak olursak sanmıyorum yani. Ama şöyle bir şey var ki görmüşsünüzdür zaten. UFL geliyor, Goals geliyor. Geliştirilen iki tane, arkalarında sağlam isimlerin olduğu iki tane futbol oyunu geliştiriliyor. Hani bu sene olmasa bile birkaç sene sonra hani insanlar çünkü artık orada PES maalesef çok kötü batırdı. Hani hepimiz, ben mesela şu kare bende. Alternatif oynuyorum. Sen alternatif oynuyor musun abi? Yok. Klasik misin? İlginçtir, evet. Asif hocasın o zaman. Ben kareciyim. Tamam. Ama şey döneminde ben de tabii Winning Eleven falan tabii, futbol Winning oynadım. Winning Eleven, PlayStation 2 dönemi. Ama sonra PlayStation'la beraber FIFA'cı olmuştum. Sonra geri döndüm. Şimdi ama artık dönebileceğim bir yer yok. İşte ondan bahsediyorum. Yani bu tekel olma, herhangi bir oyun için bundan bahsedebiliriz. FIFA çok uzun süredir böyle. Ben açıkçası çok iyi rakip olabileceklerini düşünüyor muyum? Hayır, düşünmüyorum. Çünkü gerçekten sıfırdan bir futbol tabii oyunu yaratmak. Seneler yani, sürüyor zaten. Gerçekten hani biz FIFA'ya çok oynayanlar özellikle bilir. Çok fazla laf etmeyi severiz. Ama normal bir açıdan baktığın zaman daha iyisini yaratabilmek gerçekten tabii ki çok zor. Evet. 30 yıllık bir birikim var bir yerde. Tabii. Üstüne koya gidiyor. Benim... Pardon, sözü yok. Bir anda böyle zart diye futbol oyunu çıkarmak. Tenis maçı keyfi yaşıyorsun şu an. Çok hoş. Benim de bir tek artık spor oyunlarından beklentim. Yani benim gibi boomer dostlarımızı da çok üzmesinler. Çünkü ben kariyer moduyla büyümüş. Master League dediğimiz o PES'teki efsane kadro. Eskiden oyuncular bile değişmiyordu falan takıma göre. Öyle büyüdüğüm için şimdi artık onun şeyini yaşayamıyorum. Yani kariyer modunun gameplay'i mesela tamamen Ultimate Team odaklı olduğu için oyun da bozuluyor. Artık yapay zekaya pek bakmıyorlar eskisi gibi vesaire. Bakalım EAFC'de benim gibi bu boomerları düşünen bir mod gelecek mi? Yani mesela getirebilecekleri en önemli mod online kariyer olsa. Gelsin abi o. İnanılmaz olur. Yani ben de kendi arkadaşlarımla ligimi kurarım. Siz de kendi arkadaşlarınızla liginizi kurarsınız. Biri Inter alır, biri City alır, biri bir şey alır. Direkt oynarsın, keyifli olur ama bunu yapmalarının ihtimali yok abi. Çünkü yani Ultimate Team gibi bir hani resmen para basan bir makine var. Niye boşuna
mesela Pro Club diyecek. Gibi Volta, hı-hı, biliyorsunuz Volta mesela ilk böyle FIFA Street benim en sevdiğim oyunlardandı. Ben, hı-hı, hareket yapmayı çok seviyorum. Böyle kendi takımını kuruyordun, ülke ülke geziyordun. İşte oradan Ronaldinho geliyordu, senin takıma geliyordu, Veron geliyordu. İnanılmazdı gerçekten ama Volta baktığın zaman yani rezalet. Hı-hı. Hani üstlerine koysalar mesela 2K gibi böyle bir My Park kesinlikle, evet, şey yapmak isteseler çok rahat bir şekilde yapabilirler ama yapmıyorlar. Çünkü aman abi gerek, Ultimate Team'den oyuncu çıkarmayalım. Zaten işleyen bir şeyimiz var burada. Hı-hı. İnsanlar en çok onu oynuyor, en çok ona para harcıyor. O yüzden Ben bu işi çözdüm, beni arasınlar. Monetize de ederiz. Çok rahat. Ya çok rahat bu arada. Çok rahat monetize edersin abi. Bir tane ligin şeyini açıyorsun. İstersen değiştir, istersen Premier Lig. Hepimiz bir takımız senin dediğin, hı, gibi. Transferleri de birbirimizden yapıyoruz. Ama ne var? Bu ligin abicim sonuçta enerji yakıyor. Bir aylık ücreti olsun. İsteyenler versin, monetize et yani. Direkt mobil mantığı. Evet yani. Arkadaşlar enerji lazım. Enerji lazım abi. Pamuk eller Cem'e. Cem'e bir şey sat ama şu modu bir yap. Tamam, biz bunu hak ederek oynarız, ayrı konu. Neyse, popomla şu anda şeyi değiştirdim. Ekranı. Biraz sinirlendim o yüzden, evet. İnanılmaz. Kol burada kaldığı için biraz sinirlenmişim. Kusura bakmayın. Peki Ege, bir şey değiştirecek olsan EAFC'ye geçişte. Yani pay to win mi seni en çok rahatsız eden şey? Kickoff'lar mı, o gameplay'den mi bir şey değiştirirsin? Abi ya pay to win beni en çok rahatsız eden şey ama şimdi baktığın zaman da bir özellikle yayıncı içerik üreticisi olarak en çok izlenen de şey. Öyle bir durum var. Yani her sene daha da zaten artıyor fiyatı. Artık mesela bu sene başında ben 500K FIFA Point ile başlamıştım. 500 bin TL değil, yanlış anlaşılmasın kesinlikle. 500K FP ile başladım. Seneye mesela 500'de başlamayacağım büyük ihtimalle. Her sene giderek azalıyor. Pay to win tarafını şöyle değiştirebilirler. Eskiden zaten bu oyun böyleydi. 17, 18, 19, 20 ile beraber iyice değişmeye başladı. 11 tane kaleciyle ben Ultimate Team'e girip 11 tane bronz kaleci koyup karşımda çok iyi bir kadroyu, eğer ben oyuncudan daha iyiysem kesinlikle yenebiliyordum. Yani oyunun en büyük problemlerinden biri bu skill gap dediğimiz iki oyuncunun arasındaki yetenek farkı. Yani mesela geçen FIFA'larda böyleyse ben 11 kaleciyle gidip Paris gibi bir kadrosu olan adamı yenebiliyordum. Skill gap böyle. Ama artık böyle olduğu için işte momentum, klasik, script, handicap ne demek istiyorsanız oyunu o kadar etkiliyor ki yani ben yeni başlamış bir insanla şurada mesela FIFA profesyonel oyuncusu otursa 100 maç oynasa 100'ünü de profesyonel kazanması lazım. Ama işte bir tanesinde bir şeyler oluyor. Gördük de mi? Artık. Oluyor ya, böyle bahsetmek istemiyorum. Paris Saint Germain'i tebrik ediyorum tekrardan. Hak edilmiş bir galibiyet. Yani bunu değiştirmeleri lazım. Bunu da neden yapmıyorlar? Çünkü yani hardcore oynayan bir kitle var. Ne olursa olsun oyun. Yani mesela ben ne olursa olsun oynamaya devam edeceğim zaten. Hı-hı. Bu kitle zaten ellerinde. Bir de ama işte yani oyuna yeni başlıyorsun. Zaten hani dereceye göre bir Division Rivals'tan başlıyorsun. 10. kümeden başlıyorsun. Yavaş yavaş çıkıyorsun. Ama işte mesela hafta sonu ligi. Herkes karmaşık. Kimle eşleşeceğin hiç belli değil. Tex de gelir mesela, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Veya yeni başlamış bir insan da gelebilir. Andres Bergang. Andres. Abi 180-0 yapan çocuk hakkında ne düşünüyorsun? Abi o dönem neydi ya? Abi. O... kelimeyi bir ara banlamak zorunda kaldım. 180 mi? Yani çünkü ben yayın yapmıyormuşum da çünkü Anders hakkındaki düşüncelerin nedir diye sürekli ben de röportaj yapmaya çalışıyorum. Hep aynı. Ne diyebilirsin yani? Ya, çok iyi. Yetenek büyük. Bravo. Helal olsun genç kardeşimize falan ya, diyeceksin, bitecek yani. Yani onu değiştirmek çok iyi olabilir. Ama işte değiştirmiyorlar çünkü yeni başlayan bir oyuncu 10-0. Evet. Çünkü yeni yani oynuyorsa gerçekten hani daha iyi olanın kazanacağı bir şey varsa ben 5 de atarım, 10 da atarsın, 15 de atarsın. Bu birazcık işte aykırı geliyor. Çünkü sonuçta futbol simülasyonu oynuyorsun. Yeni oynayan insanları da oyundan uzaklaştırmamak için böyle bir işte o momentum script dediğimiz olay yani FIFA'da büyük ihtimalle olacak. Ayırmaları lazım yani. FIFA'nın en büyük değişikliği artık sene çıkması değil. FIFA olacak. İstiyorsan sen bir tane e-spor modu yapacaksın rekabetçi. Orada rekabet etmek isteyen insanları toplayacaksın. Bir tarafta da normal FIFA olacak. Sezonluk güncelleme getireceksin. Çok iyi. Foot'un adı değişecek mi? Yani. Yok, Ultimate. Out. UT olur artık herhalde. Ultimate Team. Peki şeyde formatta bir değişiklik olacak mı? 10 Division falan devam herhalde yine. Zannetmiyorum. Yani tabii ki değişiklik yapabilirler. Hafta sonu ligini değiştirebilirler. Ellerinde mesela Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi birkaç tane kart haricinde Ultimate Team'e girdiğinde aslında yok. Evet. Ya bir Şampiyonlar Ligi turnuvası yapıp böyle işte gruplar, elemeler, hafta günde bir tane bitirebileceğin. Ya o kadar fazlasını. Bu arada yani böyle sürekli negatif konuşuyormuşuz gibi anlaşılıyor ama Ultimate Team gerçekten inanılmaz bir oyun modu yani. Gerçekten. Hani kendine çok bağlıyor, bırakamıyorsun. Sürekli bir seni
ya orada işte Oyarzabal değil de Neymar olsaydı ben belki bu golü atabilirdim. Hadi abi kasmamız lazım. Şu kadro kurma görevlerini yapalım, paket açalım. Şu görev geldi, onu da yapalım, bunu da yapalım. Hafta sonundaki şöyle böyle. Yapacak yani, her zaman bir şey paranın var. Paranın karşılığını gerçekten bütün sene oynayarak alabileceğin nadir oyunlardan bir tanesi. Evet, zaten bu oyun fiyatlarıyla ilgili işte canımızı sıkan bir durum. Ama evet, tabii bir yandan da baktığın zaman bu fiyata atıyorum kaç yüz saatlik belki de eğlence satın alıyorsun. Ya benim FIFA 23'te 3000 maçım vardır, öyle söyleyeyim. Güzel yani. Tabii sen çok özel tabii bir örnek. Biraz... yani yayın sana para vermesi lazım aylık. Merhaba. Bakalım yeni sezonu, yeni oyunu biz de merakla bekliyoruz. Çıktığı zaman tekrar seni de ağırlamak isteriz bu programı hala. Her zaman memnuniyetle o rövanş maçına da yine inşallah olursa Hindistan Ligi'nin lisansı FC Goa Paris Saint Germain maçını rövanşını oynamak isterim. Biz yapmayacağız rövanşı. Tekrar yok, söylüyoruz. Yok, yani evet, kazandık. Kazandık. Bir maç bir kere yapılır. Peki çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Hem maç hem sohbet muhabbet çok evet, keyifliydi. Yeni programda tekrardan hayırlı olmuş olsun. Teşekkür ederiz. KFC ile kafana göre bölümü de bu şekilde. Twister. Ediyor. Evet, bir an önce bitsin. Benim en sevdiğim de yemeğe... Twister. Twister ne abi? Ben galiba dümdüz kanatçıyım. Ha, yani. Kanatçı. Zingerin de bende yeri ayrı, acılı. Acılı mayonez. Ha, ben o dürüm abi, içerisinde o tavuk müthiş oluyor ya. Gerçekten en sevdiğim Twister. Ya, ekmek tavuk ikilisi. Hı-hı. Yiyeceğiz değil mi? Birazdan tabii, o yüzden kapatıyorum videoyu. Tamam, hadi abi, arkadaşlar kusura bakmayın. Midelerden ses gelmeye başladı. Bu arada ikinci bölümü de noktalıyoruz bir yandan. Ege'ye tekrar teşekkür ederek Oyun Bozan'da önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.